sosyal medya ve moda ekonomisi birlikte her kadını şemsiyesi altına alan yepyeni bir güzellik kültürü şekillendiriyor. Kasım 97'de Sudanlı model Alec Beck, El dergisi Amerikana listonu kapağında Fransız kreatif direktör Gilles Bensimon'un imzasını taşıyan fotoğrafıyla yer aldı. Güzellik sektöründe genellikle geçerli olduğu üzere bu kapak da küresel bir prodüksiyonun ürünüydü. Kadifemsi teni ve katıksız Afrika buğusuyla Vek beyaz bir arka plan önünde poz vermişti. Yine beyaz renkte olan Giorgio Armani ceketi neredeyse arka plana karışıp yok olmuş ve Vek olabilecek en büyük yoğunlukla ön plana çıkarılmıştı. Kameraya açılı yaklaşsa da o geniş, belirgin ölçüde Afrikalı kıvrımlarının ortaya çıkardığı hoş gülümsemesiyle doğrudan gözümüzün içine bakıyordu. Ve bu kapakla Vek, geleneksel kapak kızlarının simgelemediği ne varsa tamamını temsil ediyordu. Vek'in el kapağında yer almasının üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçti. Bugün hala güzellik tanımı genişliyor ve şemsiyesi altında beyaz olmayan obez, vitiligo, kel, kır saçlı ya da kırışık ciltli kadınlara yer açarak yoluna devam ediyor. Kapsamlı bir güzellik kültürüne doğru ilerliyoruz. Herkese kucak açan, herkesin güzel olduğu, herkesin idealleştirilmiş versiyonunun dergi kapaklarında ya da Paris podyumlarında karşınıza çıkabileceği. Daha kabullenici hale gelmiş olmamızın nedeni mi? Yoksa insanların bunu talep etmiş, bunun için baş kaldırmış ve güzellik bekçilerini utandırarak zaten hafifçe aralanmış olan kapıları daha da açmalarını sağlamak için sosyal medya denen zorbalık kürsüsünü bu kez böylesi bir amaçla kullanmış olmaları mı? Ve güzelliğe, yani ezelden beri kadınla bağlaştırılan bir değere dair yepyeni bir vizyonda aslında. Kadının toplumsal değeri güzellikle ölçülüyor. İnsanlar tarafından kullanılan ve manipüle edilen bir araç güzellik. Bir kadın güzelliğini harcamamalı. Kadının geleceğinin başarılı bir evliliğe dayandırıldığı dönemlerin yaklaşımını yansılayan görüş bu. Buna göre kadın güzelliğini harcamamalı ve başarılı evliliği sağlayacak kocanın azmi ve potansiyeli de kadının güzelliği kadar göz kamaştırıcı olmalı. Güzellik. Elbette kültürel bir olgu. Bir toplumun hayran olduğu özellikler bir diğerini etkilemeyebiliyor. Hatta doğrudan itici bulunabiliyor. Bir bireyin karşı koyulmaz bulduğu bir özellik bir başka bireyin omuz silkmesine neden olabiliyor. Güzellik kişisel. Ama aynı zamanda evrensel de. Uluslararası güzeller var. Standardı temsil etme noktasına taşınan insanlar. Nesiller boyunca güzellik, cömert bir göğüs bölgesi ve ince belin eşlik ettiği narin bir yapıya sahip olmayı gerektirmişti. Çene hattı belirgin, elmacık kemikleri çıkık ve burun da kalkık olmalıydı. Dolgun dudak makbuldü ama dikkat dağıtıcı ölçüde dolgun olmamalıydı. Gözler ya mavi ya da yeşil, aynı zamanda da iri ve parlak olmalıydı. Saçlar uzun ve gür olup bir şelale gibi gürül gürül dökülmeliydi omuzlara. Tercihen de altın renkli. Simetri aranan özellikti. Gençlik mi? Bu olmazsa olmaz noktaya değinmeye dahi gerek yoktu. Kadın dergilerinin, güzelliğin yazılı kurallarının olduğu ve ticarileştirildiği ilk yıllarından bu yana standart buydu. Sözde kuğu kadar zarif, muhteşem güzellikler. Bir kadın mükemmelliğin bu versiyonundan ne kadar saparsa o kadar egzotik hale geliyordu. Bu sapmanın çok fazla olduğu durumlarda ise
kadın basit bir yaklaşımla daha az çekici, daha az arzulanabilir ya da daha az değerli kabul ediliyordu. Ve bazı kadınlar, siyahi ve koyu tenli ya da şişman veya yaşlı kadınlar içinse güzellik böylesi bir perspektifte imkansız gibi bir şeydi. Kadınlar açısından güzelliğin tanımı 1990'ların ilk yıllarında narin yapısı ve hafiften yaramaz bir çocuğu andıran estetiğiyle Kate Moss'ın ortaya çıkışıyla birlikte biraz yumuşamaya başladı. 1.70 boyundaki Kate Moss bir podyum mankeni için oldukça kısaydı. Üstelik bu genç İngiliz pek de zarif sayılmazdı ve diğer birçok modele göre görkemli bir hava katan asil duruştan da yoksundu. Kate Moss'ın Calvin Klein reklamlarında parlayan yıldızı, geçmiş yılların uzun bacaklı ceylanlarından önemli bir ayrılışı temsil ediyordu. Moss, güzellik sisteminin ayarlarını bozmasına bozmuştu. Ama sonuçta o da endüstrinin güzelliği beyaz, Avrupa'yı bir kibir olarak tanımlayan konfor alanının sınırları içindeydi. 12 yaşındaki bir oğlanın sıska, kıvrımsız fiziğine sahip Twiggy açısından olduğu gibi 1960'ların çığır açıcı mankenleri için de durum böyleydi. Engelleri yıkan o ilk siyahi mankenler dahi gerçekte görece güvenli bir alan içinde yer alıyordu. Tamamının keskin yüz hatları ve hacimli saçları vardı ya da öyleymiş gibi görünmeleri için peruk ya da postiş takıyorlardı. Ama Veg yepyeni bir resimdi. Güzelliği her yönüyle farklıydı onun. Kıvırcık saçları neredeyse sıfıra vurulmuştu. Cildi çikolata rengindeydi. Burnu geniş, dudakları dolgundu. Bacakları imkansız ölçüde uzun, inanılmaz ölçüde inceydi. Güzelliği batı kültürünün lensinden bakarak anlamlandırmak üzere eğitilmiş gözler karşısında Veg uyumsuz bir tablo çiziyordu. Üstelik siyahiler de buna dahildi. Veg'i güzel bulmayan birçok siyahi vardı. Aynaya bakınca aynı kömür karası cildi ve sıkı bukleli saçları gören kadınlar dahi bu el kapak kızını dikkate almakta zorlanıyordu. Veg ani ve ısrarcı bir dönüştürücü görevi üstlendi. Devasa yükseklikte bir kültürel dağın sarp yamaçlarından dosdoğru zirveye tırmanılmıştı. Zikzaklar çizmek için ne zaman ne de sabrımız varmış gibiydi. Veg'in üyüne kavuştuğunu görmek keyifli bir gelişmeydi ve baş döndürücüydü. Ona dair her şey öncelerinin tam aksiydi. Bugün bir nesil öncekinden çok daha iyi bir yerdeyiz. Ama henüz ütopyaya ulaşmış değiliz. Güzelliğin hareket alanlarından birçoğu hala büyük beden, engelli ya da yaşlı kadınları içermiyor. Ancak dürüst olmak gerekirse ütopyanın tam olarak neye benzeyeceğinden de emin değiliz. Herkese salt yarışmaya katıldığı için dahi birer taç ve güzellik kraliçesi kuşağının verildiği bir dünya mı ya da güzellik tanımının iyice anlamsız kalacak kadar esnetildiği bir yer mi? Belki de ütopyaya giden yol sözcüğün kendisini yeniden tanımlamak ve değişen anlayışımızı daha iyi yansıtmasını sağlamaktan geçiyordur. Ve bu yeni anlayışımızda güzellik estetik açıdan zevk verici bir olgudan çok daha fazlası anlamına geliyor. Bugün bir kişinin enfes görünmediğini ima etmek, toplumsal olarak dışlanma ya da en azından sosyal medyada topa tutulma riskini göze almak anlamına geliyor. Ne tür bir canavar bir insanın çekici olmadığını söyleyebilir ki? Bu temel anlamda söz konusu kişinin değersiz olduğunu söylemekle eş anlamlı. Öyleyse yalan söylemek daha iyi. Terapistler, blog yazarları, sosyal medya ünlüleri, stilistler ve iyi niyetli arkadaşlar koro halinde seslerini yükselterek beden olumlama mantraları haykırıyor.
Yürü be kızım, harikasın, işte bu. Acı gerçekleri dile getirmek ve kendimizin daha iyi versiyonları haline dönüşmemize yardımcı olmakla yükümlü değiller. Rolleri yalnızca sürekli moral vermek ve bize mevcut halimizle mükemmel olduğumuzu söylemek. Ve her şeyin küreselleşmiş olması. Dünyanın bir yerlerinde sizi her şeyinizle kabul edecek bir izleyici kitlesi olduğu anlamına da geliyor. Olduğunuz gibi. Tüm muhteşemliğinizle, tüm her neyse, hepimiz güzeliz.